şeyden umutsuz olmayın. Hepinizi seviyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her konuda ama her konuda sükunetle hareket ediniz. Oldu mu efendim? Biz de olabilir ki kusur da edebiliriz. Ettiğimiz kusur varsa özür de dileriz. Özür dilemek bir erdemdir. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İfademizi vereceğiz. Adaletimize güvenin. Kısa. Teşekkür ediyorum hepinize. Geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye'ye gurur duyuyor. Sakin. Efendim, malumunuz biz avukatlar bazı beyanlarda bulunuruz. İfadeye çağırırlar. Doğaldır bu. Onlar kamuoyu temsil ediyorlar. Biz de gider ifademizi veririz. O konuda en küçük bir endişeniz olmasın. Hiçbirimiz kimseye hakaret de etmeyiz. Aşağılamayız. Ve asla bu konuda da eğer doğru bir şey söylediysek geride durmayız. O konuda müsterih olun. Ülkemizi seviyoruz. Yargımıza saygımız sonsuz. Ve buna güveniyoruz. Başka yargımız yok. Bir tane var. Gelen bütün dostlara, değerli başkanım Kemal Bey ta Ankara'dan kalkıp geldiler. Mustafa abim orada. Hepinizi tanıdık, tanımadık dostlar, basın mensuplarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer siyasi partilerden de geldiler. Olay siyasi değildir. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin acılar görmesini istemiyoruz. Akıl ve bilimden ayrılmayın. Teşekkür ederim hepiniz. Efendim, ona gerek de yok bazı konularda. Bazı konularda var. O izin konusu da o kadar önemsemiyoruz. Hassasiyet geçen bir yoldadır. Kimsenin kalbini de kırmadık. O konuda da endişe etmeyin. Usule aykırı şu ana kadar bir şey yok. Olursa biz zaten dile getiririz. Oldu mu kardeşlerim? Bu ifade deprem soruşturmasıyla alakalı. Genelde verdiğimiz beyanatlarla ilgili. Kalın bir dosya olduğu için şimdi şey etmeyin. Ben de inceleyeceğim. Müsaade etti. Kopyasını aldık. Bildireceğiz. Kötü ve olumsuz bir şey yok. Kimse için yok. Ülkemiz için yok. Biz hakkı ve adaleti arıyoruz. İnanıyoruz. Cumhuriyet savcılarımız da onu arıyor. Onların hepsine güveniyoruz. Siz de güvenin lütfen. Aksine bir durum olursa söyleriz zaten. Tamam. Sayın Cemşin, bir şey söylemek istiyorum. Rahat alkışlarla ifade edilemez ama bir tek sorum var. Bunları bizim için mi yoksa gençler için mi yaptık? Evet, hepimiz için ve gençler için. Tabii öncelikle Atatürk ülkemizi gençliğe emanet etti. Çocuklarımıza da sahip etti. Biz hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bunu bilin. Bu kadar. Tamam. Korkma, bir ifadeyle başlayalım. Evet. İstiklal marşımız öyle. Korkmama özgürlüğünüz yoksa ekmek ve suyunuz da yok demektir. O yüzden korkmayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Ama herkese saygılı olun. Bitti. Biz de olacağız. Hüseyin Bey Samsun Barosu'na kayıtlı meslektaşımız. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla bugün ifadeye davet edildi. Üç tane meslektaşımız Ankara Barosu'nun önceki dönem başkanı Kemal Bey, Kemal Karacan Bey ve önceki dönem baro başkanımız Ahmet Bey, Hüseyin Bey'in müdafisi olarak duruşumu ifadeye iştirak ettiler. Ben de Samsun Barosu Başkanı olarak ifadede bulundum. Hüseyin Bey dosyanın kapsamını öğrenmek istedi. Dolayısıyla dosyadan bir suret talebinde bulundu. Dosyadan bir sureti aldım. İfadesini daha sonra verecektir. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hüseyin Bey'e Ankara'dan desteğe geldik. Her zaman böyle aydın kişilikli, layık, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden üstadların biz de yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Hüseyin Bey'e destek için Ankara'dan buraya geldik dediğimiz.